Şimdi isterseniz pazartesi günü başlayacak olan asgari ücret görüşmeleriyle başlayalım biz de. 17.500, 18.000 bandında rakamlar dolaşıyor. Sizce son açıklanacak olan rakam bu olur mu? Ve bir de tabii ki aslında bir önceki saat dilimimizde vatandaşa sorduk asgari ücret zammı ve süreç nasıl ilerlemeli sorusunu. Ve pek çok kişi insanca yaşayabilmek için 20 bin ve üzerinde rakamları söylerken yılda bir kere yapılacak zam meselesi herkesin gündeminde bunun yeterli olmayacağı yönünde fikirler beyan etti mikrofonu uzattığımız vatandaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Buradan geri dönüş olabilir mi? Ve genel rakam bazında değerlendirmeniz nasıl olacak? Gülnay Hanım, aslında tabii ki burada en temel belirleyici olarak açlık sınırı, yoksulluk sınırı karşımıza çıkıyor. Yani son açıklanan rakamlara bakacak olursak aşağı yukarı 14 binleri geçen bir açlık sınırı ve 45 binleri de geçen yoksulluk sınırıyla karşı karşıyayız. Şimdi burada bu sınırlarla birlikte asgari ücret ve asgari ücrete yakın ücret alanların sayısı da aslında son derece önem taşıyor. Ki ortalama olarak nüfusun yarıdan fazlasının bu ücretle yaşam mücadelesi verdiğini biliyoruz. Her ne kadar Sayın Çalışma Bakanlığı'nın biliyorsunuz yakın zamanda buna itirazı oldu. Çok abartılıyor aslında rakam bu kadar da değil dese de sonuç itibariyle açlık sınırının da aslında altında bir ücretle yaşam mücadelesi veren büyük bir kesimin olduğunu biliyoruz. Hatta evet, ben geçen haftalardaki gazete köşe yazında hayatsız hayatlar diye bir başlık atmıştım. Çünkü gerçekten yaşanılan hayatlarda aslında asgari koşulların bile sağlanamadığı gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Konuyla ilgili olarak biliyorsunuz farklı farklı açıklamalar da geldi. Türk İş özellikle açlık sınırı civarındaki teklifler edilirse masadan kalkacaklarına yönelik bir açıklama var. Evet. DİSK 30.000 TL civarında bir rakam dinlendiriyor. İTO ise hedeflenen enflasyon kadar dedi ki zaten bunun kabul edilmesi mümkün değil. Ben orada da bunun aslında talihsiz bir açıklama olduğunu belirtmek istiyorum. Bence burada çok büyük bir kafa karışıklığı var Gülnay Hanım. Daha önceki katıldığım programlarda da buna değindim. Çünkü hedeflenen enflasyonla Merkez Bankası'nın ya da orta vadeli programdaki tahmin edilen enflasyon zaten aynı şeyleri ifade etmiyor. Bence İTO'nun burada kastettiği şey hedeflenen değil aslında tahmin edilen enflasyon. O da zaten biliyorsunuz 2023 yılı için %60'lar civarı, 2024 için %36 civarı, 2025 yılı için de %14'ler civarında bir tahmin var. Bu tahminleri göz önüne aldığımız zaman aslında bizim 20 binlerin çok çok üzerinde bir rakamın kabul edilmesi gerektiği gibi bir sonuca götürüyor bizi. Ama böyle bir rakam verilir mi? Açıkçası çok emin değilim. Çünkü ortada şöyle bir realite var. Uygulanmakta olan Haziran'dan beri yani yeni ekonomi yönetiminin uygulamakta olduğu enflasyonu önleme politikası içerisinde özellikle alım gücünün kontrol edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Yani enflasyonun ana nedeni aslında suçlusu ücretliler olarak kabul ediliyor ve fedakarlıkların ücretlilerden beklendiğini görüyoruz. Bu durum aslında memurlara yapılacak zamlara da yansıyacak diye tahmin ediyorum. Burada tabii asgari ücret konusunda eli bu kadar açıkken hükümetin memurlar konusunda aynı el açıklığını göstermeyecek. Çünkü bütçeden çıkıyor biliyorsunuz da o paralar. Evet. Dolayısıyla da ben önümüzdeki dönemde yerel seçimlerin gelecek olması ve oy tabanını memnun etme bağlamında açıkçası memurlar için de 2024'teki tahmin edilen enflasyonun üzerinde bir rakamın verileceği yönünde bir kanaat oluştu bende diyebilirim. Peki, şimdi asgari ücret meselesini konuştuk ama şimdi Türk İş'in ve DİSK'in yapmış olduğu açıklamalar aslında yıllardır bu böyle süre gidiyor ama bize biraz da siyasetin de rolünü veya özellikle paranın nerede döndüğünü de gösteren birer tablo. DİSK'in de zamla beraber özellikle yılda bir kez zam meselesine bir vurgusu var. Yıllık yılda bir kez zamın olamayacağına ilişkin 4 zam, 3 zam gibi zamlı süreçlerin olmasına ilişkin bir açıklaması var. Peki yönetmeliklerde
enflasyonla mücadele bu kadar sert şekilde devam ederken yönetmelikte bu konuyla ilgili bir şey var mı? Çünkü geçtiğimiz senede hatırlayacaksınız hocam, Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir cümlesiyle gelmişti ikinci zam. Orada da soru işaretleri vardı. Tek mi olacak, çift zam mı olacak vesaire diye hep o şekilde konuşmuştuk. Bu yılda da benzer bir çıkış olur mu? Bu süreç nereye doğru evrilir? Şimdi aslında ekonomi kurmaylarının açıklamalarına baktığımız zaman çok katı bu konudaki yani bir kararlılık var. Tek olacak yönünde, ama hatırlarsanız geçen sene TÜSİAD'ın dahi itirazı olmuştu. Evet. Ve özellikle yani işveren kesimi dahi bu rakamların çok düşük olduğu yönünde bir değerlendirmesi oldu. Bir de ben şunu söylemek isterim Gülnay Hanım. Şimdi burada rakamları, tahmin edilen rakamlara baktığımız zaman hiç de düşük rakamlar olmadığını gözlemliyoruz enflasyona ilişkin. Ama ekonomik kurmaylarından gelen açıklamalara da baktığımız zaman her seferinde işte yüksek enflasyon karşısında çalışanlar ezilmeyecek, çalışanların hakkı korunacak yönünde açıklamalar var. Şimdi burada o zaman eğer böyle bir şey varsa ve alım gücü de kontrol edilmeye çalışılıyorsa aslında tek seferde yapılacak bir artış bence önümüzdeki birkaç ay içerisinde tüketimin daha çok öne çekilmesine neden olarak, çünkü maaşların enflasyon karşısında eriyeceği inancına sahipse eğer, ki böyle de zaten böyle bir durum var. Dolayısıyla da önümüzdeki, aslında şunu söylemek istiyorum, tüketim yine öne çekilecek ve enflasyon yine yukarı yönlü ivmelenecek. Yani alım gücünü kontrol altına almak amacıyla tek seferde yapılması yerine bence daha küçük küçük adımlarla birkaç kez yapılsa en azından bu bir anlamda beklentinin de kontrol altına alınmasını daha kolay sağlar diye düşünüyorum. Ama yapılan açıklamalara baktığımız zaman bunun böyle olmayacağı yönünde bir eğilim güçlü. Bir de bugün Sayın Mehmet Şimşek'in bir forumda yapmış olduğu bir açıklama var. Özellikle orada şöyle bir vurgusu var. Diyor ki yaptığı açıklamada, sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah için fiyat istikrarı önem taşıyor ve bunun için de enflasyonu önlemede kararlıyız. Şimdi bu açıklama memnuniyet verici mi derseniz, ben kendi adıma bir ekonomi profesörü olarak kafa karıştırdığını düşünüyorum. Evet. Neden? Burada öncelik aslında enflasyon değildi yani. Bunu her defasında katıldığım programlarda da dile getiriyorum. Dikkat ederseniz bakın, enflasyonda kararlıyız ifadesinin hemen arkasından büyümeden taviz vermeyeceğiz açıklaması var. O zaman değişen ne sorusunu sormamız gerekiyor. Yani bu söylemle, bu paradigmayla 2 yıl ekonomi yönetildi ve bugün ekonominin geldiği nokta gözler önünde. Yani dünyada gıda enflasyonunda aslında ilk sıralarda yer alıyoruz ve FAO'nun yapmış olduğu hesaplamalara göre küresel gıda enflasyonu %10'lar derken bakın bizim enflasyonumuz %70'lere yakın. Şimdi büyümeyi biz önceliklendiriyoruz ama hani enflasyonu da büyümeyi sağlayabilmek için aslında hani kabullendik anlamında bir çıkarıma götürüyor beni kendi adıma. Evet. Dolayısıyla bu açıklamadan ben bugün bir rahatsızlık duyduğumu belirtmek isterim. Evet, her fırsatta kararlıyız ifadesi kullanılıyor. Merkez Bankası'nın sıkı adımları var ama tabii burada kocaman bir soru işareti de var. Bu sıkı adımlar acaba yerel seçimler sonrasında ne yöne evrilecek? Yani bu bir kesintiye uğrayacak mı? Nitekim bakın bu ihtimaller, bu belirsizlikler de o arzu edilen yabancı sermayenin gelmesini de engelleyen bir diğer noktayı oluşturuyor. Kaldı